Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah hakkında yalan söyleyen ve kendisine geldiğinde de gerçeği yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İnkar edenler için cehennemde yer mi yok? Doğruyu getirenlere ve onu doğrulayanlara gelince, işte korunanlar onlardır. Onlara Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu, iyilik yapanların ödülüdür. Allah onların işlediklerinin en kötüsünü bile örtecek ve yaptıklarının en güzeliyle de onları ödüllendirecektir. Allah kuluna yeterli değil midir? Onlar seni Allah dışındaki şeylerle korkutuyorlar. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa, artık onu doğru yola ulaştıracak hiç kimse yoktur. Allah kimi de doğru yola ulaştırırsa, artık onu da doğru yoldan saptıracak hiç kimse yoktur. Allah güçlü olan, intikam alan değil midir? Sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, onlar kesinlikle Allah'tır diyeceklerdir. De ki, öyleyse bana söyler misiniz? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese, Allah'ın dışında taptıklarınız onun vereceği zararı giderebilirler mi? Ya da Allah bana bir nimet vermek istese, onlar onun vereceği nimeti engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenenler ancak ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın, çünkü ben de yapacağım. Siz yakında alçaltıcı azabın kime geleceğini, kalıcı azabın kimin üzerine ineceğini bileceksiniz. Biz sana kitabı insanların yararlanması için gerçek olarak indirdik. Artık kim onunla doğru yola ulaşmak isterse bu kendi yararınadır. Kim de doğru yoldan saparsa o da kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Allah insanların canlarını ölümleri anında, ölmeyenlerin canlarını ise uykudayken alır. Ölümlerine hükmettiklerinin canlarını yanında tutar, uykuda olanlarınkini ise belli bir süreye kadar salıverir. Bunda hiç kuşkusuz düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yoksa onlar Allah dışında bir takım şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye sahip olmayan ve akıllarını kullanmayan şeyler olsalar da mı? De ki, şefaat bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Siz sonunda O'na döndürüleceksiniz. Allah tek olarak anıldığında, ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Ama Allah'tan başkası anıldığındaysa, hemen yüzleri güler. De ki, ey gökleri ve yeri yoktan var eden, görülmeyeni ve görüleni bilen Allah'ım! Görüş ayrılığına düştükleri konularda, kullarının arasında ancak sen hükmedeceksin. Eğer yeryüzünde bulunanların tamamı ve bir o kadarı daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde başlarına gelecek o kötü azaptan kurtulmak için onu mutlaka fidye verirlerdi. Çünkü daha önce hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. İşte o zaman onlar kazanmış olduklarının kötülükler olduğunu anlayacaklardır. Böylece dünyadayken alay konusu yaptıkları şeyler kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. İnsan başı dara düştüğünde bize yalvarır. Ancak biz daha sonra ona kendimizden bir nimet verdiğimizde bu bana ancak sahip olduğum bir bilgiden dolayı verilmiştir der. Aslında bu bir denemedir. Ama onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de aynı sözleri söylemişlerdi. Ancak kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir yarar sağlamamıştı. Çünkü kazandıklarının kötü sonuçları kendi başlarına gelmişti. Bunların içinde zulmedenlere gelince, onların başlarına da kazandıkları şeylerin kötü sonuçları gelecektir. Onlar buna engel olabilecek değillerdir. Onlar Allah'ın dilediğine rızkı bol bol verdiğini, dilediğine de daralttığını bilmiyorlar mı?
Hiç kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. De ki, ey kendileri aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. O gerçekten çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize yönelin ve kendinizi ona teslim edin. Çünkü azap geldikten sonra size yardım edilmez. Siz hiç farkına varmadığınız bir sırada başınıza ansızın inecek olan azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun. O gün kişi şöyle diyecektir: Allah'a karşı işlediğim kusurdan dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de alay edenler arasındaydım. Ya da eğer Allah beni doğru yola ulaştırsaydı, kuşkusuz ben de sakınanlardan olurdum. Ya da azabı gördüğünde şöyle diyecektir: Keşke ben bir kez daha dünyaya dönebilseydim de iyilik yapanlardan olsaydım. Allah buyuracaktır: Hayır, sana ayetlerim gelmişti, sense onları yalanlamış, büyüklük taslayarak inkarcılardan olmuştun. Sen kıyamet gününde Allah hakkında yalan uyduranların yüzlerinin kapkara olduğunu göreceksin. Büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah takva sahiplerini ise iyi işleri yüzünden kurtuluşa erdirecektir. Artık onlara kötülük dokunmayacak ve onlar üzülmeyeceklerdir. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeyi koruyup gözetendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler ise ziyana uğrayacak olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi söylüyorsunuz? Andolsun ki sana da senden öncekilere de eğer Allah'a ortak koşacak olursan amelin boşa gidecek ve sen de kesinlikle ziyana uğrayanlardan olacaksın diye vahyolunmuştur. O halde sen sadece Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi anlayamamışlardır. Oysa kıyamet günü yeryüzü tam olarak O'nun elinde olacak, gökler O'nun kudretiyle dürülecektir. O onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Sura üflendiğinde göklerde ve yerde olanlar Allah'ın diledikleri dışında öleceklerdir. Sonra sura bir kez daha üflenecektir. O anda bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış beklemektedirler. O gün yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacak, amel defterleri ortaya konacak, peygamberler ve tanıklar getirilecekler. Onlar da hiçbir haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hüküm verilecektir. Herkese yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir. Çünkü Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. İnkar edenler bölük bölük cehenneme sürüleceklerdir. Oraya varıp da kapıları açıldığında cehennemin bekçileri onlara, sizin aranızdan Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bu gününüzle karşılaşacağınız konusunda uyaran elçiler gelmedi mi diye soracaklar. Onlar da evet gelmişti diyecekler. Ama azap sözü artık inkarcılar için kesinleşmiştir. Onlara şöyle denilir: İçinde sürekli kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edileceklerdir. Sonunda oraya varıp da kapıları açıldığında cennetin bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz, artık temelli kalmak üzere girin buraya diyeceklerdir. Onlar da övgü bize verdiği sözü yerine getiren ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna mirasçı kılan Allah'ındır diye karşılık vereceklerdir. İyi işler yapanların ödülü ne güzeldir. Sen melekleri de arşın çevresini kuşatarak Rablerini övgüyle tesbih ederlerken görürsün. Artık insanlar arasında adaletle hükmedilmiş ve övgü alemlerin Rabbi olan Allah'ındır denilmiştir.
Mümin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitap çok güçlü olan, çok iyi bilen, günahları bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çok şiddetli olan, lütuf sahibi bulunan Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'na olacaktır. Allah'ın ayetleri hakkında ancak inkar edenler tartışır. Onların ülke ülke dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi ve ardından da birçok toplumlar elçilerini yalanlamışlardı. Bu toplumlardan her biri kendi peygamberini yakalayıp etkisiz hale getirmeye çalışmıştı. Onlar batılı hakkın yerine koymak için boşuna mücadele ettiler. Bu yüzden ben de onları kıskıvrak yakalamıştım. Benim cezam nasılmış gör. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "Hiç kuşku yok ki onlar cehennemliktir" sözü yerini bulmuş oldu. Arşı taşıyan ve onun etrafında bulunan meleklere gelince, onlar Rablerini överek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananların bağışlanması için şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve bilginle her şeyi kuşatmış bulunuyorsun. O halde tevbe edenleri ve senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Sen onları da, onların atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da söz vermiş olduğun adın cennetlerine koy. Çünkü sen gerçekten çok güçlü, çok bilge olansın. Sen onları kötülüklerden koru. Bugün sen kimi kötülüklerden korursan ona elbette rahmet etmiş olursun. İşte en büyük kurtuluş budur. İnkar edenlere gelince onlara şöyle seslenilecektir. Allah'ın gazabı sizin kendi kendinize kızmanızdan daha büyüktür. Çünkü siz inanmaya çağrıldığınızda inkar ediyordunuz. Bunun üzerine onlar şöyle diyecektir. Ey Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün ve iki kez de dirilttin. Madem ki günahlarımızı itiraf ettik, o halde bizim için bu ateşten bir çıkış yolu var mıdır? Onlara denilecek ki, bunun nedeni şudur. Siz tek olan Allah'a çağrıldığınızda inkar ediyordunuz. Ona ortak koşulunca onaylıyordunuz. Artık hüküm çok yüce, çok büyük olan Allah'ındır. O size ayetlerini gösteren ve sizin için gökten rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp öğüt alabilir. Öyleyse siz inkar edenlerin hoşuna gitmese de dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. Dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, kulları arasından dilediğine buluşma günü konusunda insanları uyarması için buyruğuyla ruhu indirir. Onların kabirlerinden kalkacakları gün, onlarla ilgili hiçbir şey Allah'a gizli kalmayacaktır. Bugün hükümranlık kimindir? Bir olan, her şeye egemen bulunan Allah'ındır. O gün herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Çünkü o gün asla haksızlık yoktur. Kuşkusuz Allah hesabı çabuk görendir. Sen onları yüreklerin ağza geleceği, insanların endişeden yutkunup duracakları yaklaşan gün konusunda uyar. Çünkü o gün zulmedenler için ne bir koruyucu, ne de sözü tutulur bir şefaatçileri olmayacaktır. Allah gözlerin hain bakışlarını da, göğüslerin gizlediğini de bilir. Allah adaletle hüküm verir. Oysa onların Allah dışında taptıkları hiçbir konuda hüküm veremezler. Çünkü Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. Onlar kendilerinden önce gelenlerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Onlar güç ve yeryüzündeki eserleri bakımından bunlardan daha üstündüler. Öyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıvermişti. Onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimseleri yoktu.
Bunun nedeni, gerçekte elçileri kendilerine apaçık delilleri getirdikleri halde yine de onları inkar etmeleriydi. Bu yüzden Allah onları yakalayıvermişti. Şüphesiz O çok güçlü, azabı çok şiddetli olandır. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir güçle Firavun'a, Haman'a ve Karun'a göndermiştik. Ama onlar Musa için "O çok yalancı bir sihirbazdır" demişlerdi. Musa onlara katımızdan gerçeği getirdiğinde de "Onunla birlikte inanmış kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını ise sağ bırakın" demişlerdi. Ama inkar edenlerin planları hep boşa çıkmıştır. Firavun dedi ki, "Bırakın beni de Musa'yı öldüreyim. O Rabbine dua etsin. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde kargaşa çıkarmasından korkuyorum." Musa dedi, "Ben hesap gününe inanmayan her kibirli kişiden benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım." Firavun ailesinden olup da inancını gizleyen bir adam şöyle dedi, "Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dediği için mi öldüreceksiniz? Oysa o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir bölümü başınıza gelir. Çünkü Allah aşırı giden çok yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey kavmim! Bugün hükümranlık ülkede üstünlüğü sağlamış kimseler olarak elbette ki sizindir. Ama Allah'ın azabı bize gelip çatarsa ona karşı bize kim yardım edebilir?" Firavun, "Ben size sadece kendi görüşümü söylüyorum ve size doğru yolu göstermekten başka bir şey yapmıyorum" diye karşılık verdi. Yine inanmış olan o adam şöyle dedi, "Ey kavmim! Doğrusu ben Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi elçilerine topluca karşı çıkanların başlarına gelen akıbetin sizin başınıza da gelmesinden korkuyorum. Oysa Allah kullarına asla zulmetmek istemez. Ey kavmim! Ben sizin için o feryat gününden, arkanızı dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Çünkü sizi Allah'a karşı koruyacak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola ulaştıracak kimse olmaz. Andolsun ki Yusuf da daha önceleri size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun size getirdiklerinden de kuşkulanıp durmuştunuz. Sonunda o ölünce de Allah ondan sonra bir peygamber göndermeyecektir demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüphecileri doğru yoldan böyle saptırır. Kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara gelince, bu durum Allah katında da inananlar yanında da büyük bir nefret uyandıran çirkin davranışlardır. Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun dedi ki, "Ey Haman, bana yüksek bir kule yap ki Musa'nın tanrısını görebilmem için yollara, göklerin yollarına ulaşabileyim. Çünkü ben onun yalancı olduğunu düşünüyorum." Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş güzel gösterilmiş ve o doğru yoldan saptırılmıştı. Firavun'un planı elbette sonuçsuz kalmıştı. Yine o inanmış kimse dedi ki, "Ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ulaştırayım. Ey kavmim, bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadan ibarettir. Ahiretse sürekli olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük işlerse sadece yaptığı kötülük kadar karşılık görür. Buna karşılık erkek ya da kadın her kim inanarak iyi iş yaparsa işte onlar cennete girecekler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilecektir. Ey kavmim! Ben sizi kurtuluşa çağırırken siz beni niçin ateşe çağırıyorsunuz? Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi o çok güçlü olana, o çok bağışlayan Allah'a çağırıyorum. Gerçek şu ki
sizin beni kendisine çağırdığınızın ne dünyaya ne de ahirete yönelik hiçbir çağrısı, mesajı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Yine hiç kuşku yok ki aşırı gidenler cehennemlik olacak olanlardır. Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görendir. Allah o inanan kişiyi onların kurdukları kötü planlara karşı korumuştu. Ancak Firavun ailesini ise azabın en kötüsü kuşatmıştı. Onlar sabah akşam ateşe sunulacaklardır. Kıyametin kopacağı gün Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. İnkar edenler ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar büyüklük taslayanlara derler ki, "Biz size uymuştuk. Şimdi siz şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz?" Büyüklük taslayanlar da derler ki, "Biz de hepimiz ateşin içindeyiz. Çünkü Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir." Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine derler ki, "Rabbinize dua edin de hiç değilse bizden bir gün azabı hafifletsin." Bekçiler, "Elçileriniz size açık kanıtlar getirmediler mi?" derler. Onlar da, "Evet, getirmişlerdi." derler. Bekçiler, "Öyleyse kendiniz dua edin." diye cevap verirler. Oysa inkar edenlerin ahiretteki yalvarması boşunadır. Biz elçilerimize ve inananlara hem dünya hayatında hem de tanıkların tanıklık edecekleri günde elbette yardım edeceğiz. O gün zalimlere ileri sürecekleri mazeretler hiçbir yarar sağlamayacaktır. Artık lanet de kötü yurt da onların olacaktır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti vermiştik. İsrailoğullarını da akıl sahipleri için bir yol gösterici ve bir uyarıcı olan o kitaba mirasçı yapmıştık. Sen sabret. Çünkü Allah'ın sözü gerçektir. Günahından dolayı bağışlanma iste. Sabah akşam Rabbini överek tesbih et. Allah'ın ayetleri üzerinde kendilerine kesin bir kanıt gelmediği halde tartışanlara gelince, onların göğüslerinde tatmin edemeyecekleri bir kibirden başka bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın. Çünkü O çok iyi işiten, çok iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bilmezler. Körle gören, inanan ve iyi iş yapanlarla kötülük yapanlar bir olmaz. Siz ne kadar da az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bu konuda hiçbir kuşku yoktur. Ama insanların çoğu buna inanmamaktadır. Rabbiniz dedi ki, "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Şüphesiz bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir." Allah içinde dinlenesiniz diye geceyi, görmeniz için de gündüzü yaratandır. Çünkü Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Siz nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler böyle çevriliyorlar. Allah sizin için yeryüzünü yerleşim alanı, göğü de bina yapan, sizi şekillendirip şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz olan şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka ilah yoktur. Dini yalnız kendisine has kılarak ona kulluk edin. Övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. De ki, ben Rabbimden bana apaçık kanıtlar gelince, sizin Allah dışında taptıklarınıza ibadet etmem bana yasaklandı. Ve bana kendimi
alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim etmem emrolundu. Sizi topraktan, sonra bir nutfeden, sonra bir embriyodan yaratan, sonra ana rahminden sizi bebek olarak çıkaran, sonra sizi olgunluk çağına erişmeniz, sonra da yaşlanmanız ki daha önce vefat edenler de vardır ve belirlenmiş olan bir süreye ulaşmanız için sizi yaşatan O'dur. Umulur ki düşünürsünüz. Dirilten de, öldüren de O'dur. O herhangi bir işin olmasına karar verince ona ol der, o da oluverir. Allah'ın ayetleri üzerinde tartışanları görmüyor musun? Nasıl döndürülüyorlar? Kitabı ve elçilerimizle birlikte gönderdiklerimizi yalanlayanlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Onlar o zaman boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde önce kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra da onlara Allah dışında koştuğunuz ortaklar nerededir diye sorulacaktır. Onlar da, onlar gözümüzün önünden yok olup gittiler. Meğer biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz diye karşılık vereceklerdir. İşte Allah inkar edenleri böylece saptırır. Bu durum sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. O halde içinde sürekli olarak kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötüdür. Sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir bölümünü ister sana gösterelim, ister seni daha önce vefat ettirelim, sonuç değişmez. Çünkü onlar sonunda bize döndürüleceklerdir. Andolsun ki biz senden önce de birçok elçiler göndermiştik. Sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık. Hiçbir elçi Allah'ın izni olmadan bir mucize gösteremez. Allah'ın buyruğu gelince de hak ile yerine getirilir. İşte o zaman asılsız şeyler uyduranlar kaybederler. Allah bir kısmına binmeniz, bir kısmını da yemeniz için size hayvanlar yaratmıştır. Onlarda sizin için daha nice yararlar vardır. Gönüllerinizdeki bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üstünde taşınırsınız. Allah size ayetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar kendilerinden öncekilerin, ki sayıca kendilerinden daha çok, güç ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün olanların sonlarının nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Kazandıkları onlara hiçbir yarar sağlamamıştı. Onlara elçileri apaçık deliller getirince, kendilerinde olan bilgiyle şımarmışlar ve alay konusu yaptıkları azap kendilerini çepeçevre kuşatıvermişti. Sonra azabımızı gördüklerinde onlar, artık tek olan Allah'a inanıyoruz ve ona koştuğumuz ortakları inkar ediyoruz dediler. Ancak azabımızı gördüklerinde inanmış olmaları, Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası gereği onlara bir yarar sağlamamıştı. İşte inkarcılar o zaman ziyana uğramışlardı. Fussilet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitap çok merhametli ve çok şefkatli olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu, bilen bir toplum için müjdeleyici ve uyarıcı, Arapça bir Kur'an olarak ayetleri açıklanmış bir kitaptır. Bununla birlikte onların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar işitmezler. Onlar dediler ki, bizi çağırdığın şeye kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık ve bizimle senin aranda bir perde vardır. Onun için sen istediğini yap. Çünkü biz de yapacağız. De ki,
ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline, ki onlar zekat vermezler, ahireti de inkar ederler. İnananlar ve iyi işler yapanlar için tükenmeyen bir karşılık vardır. De ki, siz mi yeri iki günde yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. O yeryüzüne sabit dağlar yerleştirmiş, orada bolluk ve bereketler yaratmış ve orada isteyenlere bir ayrım yapmaksızın rızıklarını dört günde takdir etmiştir. Sonra duman halinde bulunan göğe yönelmiş, ona ve yere isteyerek ya da istemeyerek gelin demişti. İkisi de isteyerek geldik demişlerdi. Böylece Allah onları iki günde yedi gök olarak yaratmış ve her göğe buyruğunu bildirmişti. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruma altına aldık. İşte bu çok güçlü olan, çok iyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar buna rağmen yüz çevirecek olurlarsa de ki, ben Ad ve Semud kavimlerinin başlarına düşen yıldırımın sizin başınıza da düşmemesi için sizi uyarmaktayım. Onlara elçiler önlerinden ve arkalarından gelmiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişlerdi. Onlar da, eğer Rabbimiz dileseydi, elbette elçi olarak melekler indirirdi. Bu yüzden biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz diye karşılık vermişlerdi. Ad kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamışlar ve bizden daha güçlü kim vardır demişlerdi. Onlar kendilerini yaradan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu düşünmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında alçaltıcı azabı tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar göndermiştik. Ahiret azabı ise elbette ki daha aşağılayıcıdır. Onlara yardım edilmeyecektir. Semud kavmine gelince, biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü doğru yola tercih etmişlerdi. Böylece yaptıkları yüzünden aşağılayıcı azabın yıldırımı onları çarpıvermişti. Ancak biz inananları ve sakınanları kurtarmıştık. O gün Allah'ın düşmanları bir araya getirilecekler ve bölük bölük cehennem ateşine sürüleceklerdir. Oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları işler hakkında onların aleyhine tanıklık edecektir. Onlar derilerine, "Niçin aleyhimize tanıklık ettiniz?" diyecekler. Derileri de, "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur, yine O'na döndürülüyorsunuz." diye karşılık vereceklerdir. Siz, kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize tanıklık edeceklerini sanmıyordunuz. Üstelik siz, yaptıklarınızın birçoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte sizi mahveden ve ziyana uğrayanlardan olmanıza neden olan Rabbiniz konusundaki bu yanlış düşüncenizdir. Eğer onlar dayanabileceklerse, bilsinler ki yerleri ateş olacaktır. Özür dilemeye çalışsalar, özürleri kabul edilmeyecektir. Biz onlara bir takım kötü arkadaşlar sardırdık. Böylece onlar, önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara güzel gösterdiler. Bunun sonunda kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlarla ilgili azap sözü onlar için de gerçek oldu. Hiç kuşkusuz onlar ziyana uğrayacaklardır. İnkar edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken dinlenmesini engellemek için gürültü yapın demektedirler. Andolsun ki biz inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları mutlaka yapmış olduklarının en kötüsüne göre cezalandıracağız. İşte bu
Allah düşmanlarının cezası olan ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmelerinden dolayı onlara içinde sürekli kalacakları cehennem yurdu vardır. İnkar edenler, ey Rabbimiz! Bizi saptıran cin ve insanları bize göster. En aşağılardan olmaları için onları ayaklarımızın altına alalım diyeceklerdir. Rabbimiz Allah'tır diyenlere ve sonra da dosdoğru olanlara gelince, onlar vefat ederlerken üzerlerine melekler iner ve şöyle derler: korkmayın, üzülmeyin ve size vaad olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette çok bağışlayan, çok şefkatli olan Allah'tan bir ağırlama olarak, canlarınızın çektiği, elde etmek istediğiniz her şey sizin olacaktır. Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğe en güzel şekilde karşılık ver. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük payı olan kavuşturulur. Eğer şeytandan gelecek kötü bir düşünce seni günah işlemeye sevk edecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Geceyle gündüz, güneşle ay O'nun ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer siz sadece Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, bunları yaradan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala büyüklük taslayacak olurlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunan melekler, gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler. Onun ayetlerinden biri de şudur: sen toprağı kupkuru görürsün, ancak biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman canlanır ve kabarır. İşte toprağı canlandıran elbette ölüleri de diriltir. Çünkü O her şeye gücü yetendir. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan sapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşe atılacak olan mı, yoksa huzurumuza güven içinde gelecek olan mı daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Çünkü Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Kendilerine kitap geldiğinde onu inkar edenler, bilsinler ki O gerçekten çok güçlü ve eşsiz bir kitaptır. Öyle ki ona ne önünden ne de ardından batıl sokulamaz. O çok bilge olan, çok övülen Allah tarafından indirilmiştir. Sana da ancak senden önceki elçilere söylenenler söylenmektedir. Hiç kuşkusuz senin Rabbin hem bağışlama sahibi hem de can yakıcı bir azap sahibidir. Eğer biz Kur'an'ı Arapça dışındaki bir dilde indirseydik, onlar keşke ayetleri anlaşılır olsaydı, yabancı dil ve Arap bir elçi, olacak şey değil derlerdi. De ki, O inananlar için doğru yola ulaştıran bir rehber ve bir şifa kaynağıdır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında ağırlık vardır. Bu yüzden Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyor gibidirler. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ancak onun hakkında görüş ayrılığına düşüldü. Eğer Rabbinden daha önce bir söz geçmiş olmasaydı, onların aralarında derhal hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında derin bir kuşku içindedirler. Kim iyi bir iş yapacak olursa, bu kendi lehine, kim de kötülük yapacak olursa bu da kendi aleyhinedir. Senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.